3 ya da belki 2, yani son söylediğimi mücadele kısmını 4. başlık diye düşünebiliriz. Tabii bu kadar şey olunca haliyle çok detaya inebilmek mümkün olmayacak. Ama şunu söyleyeyim, yani günümüzde herkes şunu takip ediyor. Yani neredeyse 10 senedir filan yahut da işte 2011'den beri bu laf bir sanayi devrimi geliyor diye. İşte buna da 4. sanayi devrimi dediler. Hani birincisi var bunun, ikincisi var, üçüncüsü var, dördüncüsü var, malum işte. Yani onlara yani girilmesini isterseniz hani sonra sorular kısmında şey yapın. Ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kapitalizmin bu değişik sanayi devrimleriyle krize girdiği dönemler hep birbirleriyle çakışırlar. Yani mesela 1848 birinci sanayi devrimine tekabül eder. Ya işte diyelim Büyük Ekim Devrimi sanayi devrimine tekabül eder. Şimdi bu tekabüliyet bir tesadüf değil. Yahut da ne bileyim yani birilerinin manipüle ettiği bir şey değil. Yani kapitalizm irrasyonel bir sistem olarak kendisini yeniden üretmek için mutlaka yıkılmak ihtiyacını duyuyor. Çünkü kapitalizmin büyümesi demek irrasyonalitesinin büyümesi ve sonuçta da yaptığı işleri yıkacak duruma gelmesi. Yani şeye benzetilebilir, hani bir su damlası küçükse o oraya kadar durabilir. Ama büyümeye devam ettiği takdirde o su damlası mutlaka oradan düşecektir ve onu ikinci bir su damlası takip eder. Şimdi şeyim de böyle. Kapitalizm de böyle. Büyüdüğü zaman işte ara krizlerin ötesinde bir de işte uzun vadeli krizleri denilen büyük krizlerle yüz yüze geliyor ve büyük alt üst oluşlar yaşıyor. İşte bunlardan hani ünlülerinden bir tanesi de 1800 devrimleridirler. Bir diğeri işte 20. yüzyılın başında olan ve aslında ne belki de sürdüğünü söyleyebileceğimiz bir kriz dönemidir. Yani birinci ve ikinci paylaşım savaşlarını bir süreç gibi görmek mümkündür. Bunlar da sebep esasında yani kapitalizm kendi rasyonalitesi içerisinde büyüdükçe kar oranlarını da aşağıya doğru düşüren bir yapısal karaktere sahip. Tabii kar düştüğü zaman kapitalist ortadan kalkıyor. Kar sıfırlandığı zaman kapitalist tabii ki geceleri uyuyamaz hale geliyor. Dolayısıyla da yani bu artık sistemin işlemediği, sermaye birikimi sürecinin devam etmediği. Bunun birçok öğesi var ama gene söylediğim gibi kompakt kalmak için bunu fazla derinlemesine girmiyorum. Ama her oranlarının sıfıra veya negatife doğru gittiği durumda aynı zamanda bu yıkım bir de yaratıcı bir karakter de ortaya koyuyor. Yani daha önceki üretkenlik düzeyini çok aştıracak yeni teknolojiler ortaya çıkıyor. Dolayısıyla da üretkenlik düzeyinin yükselmesi, kar oranlarının yeniden yükselmesi, kapitalizmin yeniden canlanıp şimdi dünya hakimiyetini, dünya üzerine yayılmasını sürdürmesine sağlıyor. İşte böyle 1-2-3 dönem geçti. Yani bir tanesi buhar makinasıdır bilirsiniz. İşte diğeri işte elektrik motorları, patlarlı motorlar, işte bant sistemi üretimi. Sonra işte 70'li yıllarda makinaların bilgisayarlarla yönetildiği dönemler. Bunların her birinde işte krizin etkilerini hafifleten, kar oranlarını yükselten bir yeni teknoloji kullanımı söz konusu oldu. Bu noktada ben aslında şöyle demek istiyorum. İnsanlığın hani insan olmaya başladığı günden beri bugüne kadar yaptığı bütün keşifler, yarattığı bütün aletler ellerinin ve zihninin uzantılarıydı.
Yani elleriyle daha verimli çalışabilecek aletler yaptı insan. Gittikçe geliştirdiğinde zihnin daha iyi çalışmasına uzantısı olan aletler yaptı. Dolayısıyla bu yani ilk taş baltayı icat etmesinden işte robot kollarını yöneten bilgisayarları yaptığı döneme kadar olan her şey aslında insanın kendi zihinsel ya da bedensel yetkenliğini yükseltmeye yarayan zihnin ve elin uzantısı olan araçlardılar. Fakat günümüzde bir başka şeye geldik. Bizim yeniden işte 2008 krizi malum bu işin simgesel nasıl diyeyim ayrım çizgisini oluşturdu. 2008 kriziyle birlikte kapitalizm dünya çapında ondan önce yaşanmış olan krizlerin hepsinden büyük olduğu bu krizi yaşayan burjuva ideologlarının da kabul ettiği bir boyuta ulaştı ve krizi durdurabilmek için buldukları çare o krizi yaratan nedenlerdi. Yani işte bu hani sermaye balonunu hepiniz duydunuz. İşte üretilen mallara denk gelmeyecek ölçüde büyük bir mali sermayenin ortaya çıkması sonuçta artık o kapitalist yeniden üretimin gerçekleşmesinin önündeki engel haline geldi. Ama ne yaptılar? Onun yüzünden batan firmaları kurtarabilmek için finans sermayesini daha da şişirdiler. Yani işte bu krizin ortaya çıktığı zaman tüm dünyada işte üretilen değerlerin toplamı 62 trilyon dolar deniliyordu. Bunu işte toparlayabilmek için önce dediler bu işi çözeriz dediler. Bu 5 trilyon dolar işte şimdi tam ne geldi bilmiyorum ama 2 sene öncesinde 16 trilyon dolara kadar yükselmişti ve krize çözüm olmadı. Geçen Ağustos ayında yani 2019'un Ağustos ayında işte dünya kapitalist kurumlarının en başında gelen kurumlar olarak Avrupa Merkez Bankası ve Amerikan Rezerv Bankası, yani Amerikan Merkez Bankası dediler ki bu şey piyasalar yeniden çöküntüye doğru gidiyor. Yeniden piyasaları canlandırabilmek için finans sağlamak gerekiyor. Ve hemen 2 trilyon dolar daha piyasalara işte finansman sağladılar. Bu arada onu söyleyeyim, Türkiye bundan 3% düştü. Yani Erdoğan'ın delirmelerinin nedenlerinden biri de budur. Aradan derkenar olarak bunu söylemiş olayım. 2 trilyon dolar dünyaya dağıldı. Kar oranlarının ama Türkiye'ye bunun ancak 3%'ü geldi. Bunun da tabii ki sonuçları görülüyor. Yani Türkiye şimdi hızla bütçe açıkları vermeye başladı. İşte ödemesi gereken 170 milyar dolara yakın bir yıl içerisinde dış borç var. Faiz ve dış borç. Bunun nasıl karşılanacağı büyük bir dert. Çünkü bunun 30 milyar doları kadarı turizmden karşılanıyordu. Bu korona kriziyle birlikte turizm çöküşe gidince o da kesilecek. Yani Erdoğan'ın delirmesi için yeteri kadar çok sebep var. Neyse dönelim şeye. Kapitalistler yani attıkları her adımda krizin boyutunu büyüttüklerini görüyorlar. Ve burada ama tabii ki bunun için böyle yapıyorlar. Yani aptallar mı? Niçin büyütüyorlar krizi? Yani büyütmesinler. Bir umutları var tabii ki. Yani yaptıkları bir hesap var. Aptal değildirler. Yani kapitalistler aptal olsalar para kazanamazlar. Milleti soyamazlar. Yani herhalde birçoklarımızdan belki akıllıdırlar. Bir hesapları var. O hesap da şu. Yani sermayenin üretkenliğinin
düşmesini yeniden ayağa kaldıracak olan bir yeni sanayi, 4. sanayi devrimi. Bu sanayi devriminin özelliği diğer öncekilerden şu anlamda ortaya koymuş olduğu öğelerle farklılaşıyor. Demiştim ya lafımın biraz önceki kısmında şimdiye kadar yapılmış olan bütün iş araçları insan elinin ve zihninin uzantısıydı. Ama şimdi yapılmakta olan iş araçları bundan biraz öteye geçiyor. Hani nicel birikimler nitelik sıçramasına uğrar denir ya, burada da sanki bu kanunu doğrulamak istercesine teknolojik gelişme de bizim karşımıza böyle bir durumu çıkardı. Nedir o durum? Şimdi üretimde kullanılacak olan araçlar artık araç lafıyla ifade karşılanamayacak bir karakter kazanıyorlar. Çünkü araç her zaman birisinin işte kulağından tutup belli bir işe koştuğu, bir iş için kullandığı aparata deniliyor. Ama bu yeni gelişen teknoloji insan kaslarının yaptığı işi kendisi karar vererek yapabilme kabiliyetini kazanıyor. Sadece onu kazanmıyor. İnsan zihninin yaptığı işleri de insan gibi yeni durumlarla karşılaştığında kararlar vererek o yeni duruma çözümler üreterek cevap verebiliyor. Yani bugüne kadar olan elin ve zihnin uzantısı olmak yerine elin ve zihnin paralelinde bir yeni tür artık araç demekten korkuyorum ben. Şundan dolayı araç kelimesinin bizim için yerleşmiş bir anlamı var ve bu anlamın üzerinde kalmaya devam ettiğimiz takdirde küçümsemiş olacağız onları. Yani nasıl diyeyim, mesela bir eve girip kendi kendine evin her tarafını, ev ne kadar benim evim gibi karışık bile olsa görüp tanıyarak temizleyebilen, işte benim küçük küçük heykellerimi kırmaması gerektiğini bilen, onların üzerindeki tozu alayım derken onları yutmayacak olan, böyle kararları veren makineler. Yani bunlara gene makine diyelim ama makineler söz konusu. Sadece bu bedensel faaliyeti değil. Yani şu günden ortaya çıkmış olan bazı özelliklerinde gördüğümüz, yani daha yüksek düzeyde zihinsel faaliyet sürdürenleri de var. Mesela IBM'in Dr. Watson diye bir bilgisayarı var. Bu bilgisayar doktorların verdiği teşhis kararlarından %70 daha fazla doğru karar verebiliyor. Aradaki fark şundan kaynaklanıyor. Yani diyelim bir doktor 10 bin hastalık durumu tanımış olabilir. O bilgisayar ise belki de dünyada o kayıtlara geçmiş olan bütün hastalıkların hepsini anında ve ondan sonuçlar çıkarabiliyor. Şimdi böyle makinalara artık bizim gibi yani araç, elimizin, zihnimizin uzantısı olan araçlar deme şansımız yok. Tabii ki bunların üretim yapmaya başladığı yerde üretim maliyetleri ham madde hariç ama iş gücü söz konusu olduğu zaman sıfıra doğru gidecek. Yani burada birçoklarının şu sorusu vardır. Yani artı değer nereden üreyecek? Hemen bu soru gelir. Hani bunu da ayrı bir tartışma konusu yaparız ama yani tekel karlarında artı değer nereden geliyorsa gene oradan gelecek. Ama bunun yarattığı çok önemli bir eşitsizlik dünya üzerinde ortaya çıkacak. Aslında kapitalizmin daha önce olduğu gibi, yani mesela buhar makinasıyla tekstil makinaları işletilmeye başlandığında İngiliz tekstili Hint tekstillerini dünya piyasasından sildi süpürdü ve onların yerini aldı. Niçin? Çünkü Hintli dokuma tezgahında
bir metre bez okuyana kadar buhar makinesiyle çalışan bilmem ne Jenny adlı makina 100 metre dokuyordu. Yani bir metreye 100 metre. Karşılaştırın bakalım. Yani buradaki aynı ham madde ama iş gücü kullanımı ortadan kalkıyor. Burada sanki o iş gücün iş gücünün oraya katmış olduğu değerin hepsi artı değeri. Nerede artı değer nerede gerçekleşir? Satıldığı zaman. Satılmayan bir malın içinde istediği kadar sömürü olsun artı değer falan da olmaz. Çünkü satılmadıysa bir karşılığı yoktur. Ama satılsa bu iş gücüne ödenecek olan paranın hepsi hemen hemen artı değer haline dönüşür. Nasıl dönüşür? Nerede dönüşür? Dünyadaki eşitsiz gelişme de olur. Bu fabrikada çalışan hiç işçi yoksa o malları alacak olan işçi de yok demektir. Satın alma gücü yoktur. Ya kapitalist işçiye bilinçli biçimde para verecek ya işçiye değil artık işçi olmayan fazlalık nüfusa para verecek. Diyecek ki gel benim mallarımı al. Yani kapitalizm irrasyoneldir ama salak değildir. Yani böyle bir şeyi ancak minimum düzeylerde toplumsal çelişkileri yumuşatmak için belki yapabilir. Ama bir kar falan gelmez. Yani artı değerin realizasyonu oradan gerçekleşmez. Tam tersine o artı değer. Ama daha düşük teknolojik düzeyde üretim yapanlara satılacak olan mallardan o artı değer yeniden realize olur. Dünyada da eşsiz gelişim her zaman geçerlidir. Ve bugünün dünyasında da yüz yüze geldiğimiz bütün çelişkileri ilişkiyi düşünüyorsak bunun ekseninde düşünmeliyiz. Yani ulusal çelişkileri, cins çelişkilerini, ekolojik yıkımı, şu gün başımıza bela olan koronayı hepsini bu çelişki ekseninde görmek gerekiyor. Nedir bu çelişki? Bu yarışta kim en öne geçecek ve piyasaları önce kim elde edecek? Piyasaları önce elde eden diğerlerinin batması sayesinde işte yıkımdan yeniden bir kapitalizmin doğuşuna tanık olacağız. İşte kapitalizm günümüzde temel olarak böyle bir çelişkiyle yüz yüze duruma geldi. Aslında bu dünyada yaşadığımız başka devirlere çok benziyor. Yani örneğin diyelim 20. yüzyılın başında da aynı şeyler vardı. Yani, hayır, 15. dakika. Okey, teşekkür ederim. Güzel, iyi gidiyoruz. Uyacak demek ki zamanımız. O zaman işte dünya piyasalarına duhul etmek isteyen Almanya ve onunla birlikte davranan belli güçler, işte eski imparatorluğun dünyanın hani sahibi gibi davranan Britanya İmparatorluğu karşı karşıya geliyordu ve o geliş 50 sene gerçekten dünyanın alt üst olmasına sebep oldu. Yani 1914'ten 1945'e kadar bu eksende kıyamet koptu. Bugün de bu iş hiç beklemediğimiz yani bir 30 sene önce böylesini asla düşünemeyeceğimiz bir duruma geldi. Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri yani İngiltere'nin yerini almış olan Amerika Birleşik Devletleri ile Almanya'nın yerini almış olan Çin Halk Cumhuriyeti arasında şimdi canhıraş, korkunç bir yarışma sürüyor. Tabii ki dünya da bunlara bakarak, bunların arasındaki yarışa bakarak zaman zaman Amerika ile, zaman zaman Çin'le, çünkü onlar da doğan krizden aynı bizim Erdoğan gibi bir imkan yaratmaya çalışıyorlar. Ve bu çelişkiler ne kadar şiddetli? Şu kadar şiddetli arkadaşlar dikkatinizi çekmek isterim. Yani birinci paylaşım savaşı, ikinci paylaşım savaşı sonrasında işte dünyada işte sosyalist dünya, kapitalist dünya karşı karşıya gelmişti ve böyle bir başka rekabet vardı ve bu sayede işte Amerika sistemin başına geçti ve sistemi istikrar içinde
ve kapitalist sosyalist dünyaya karşı oluşabilecek olan dezavantajları ortadan kaldırabilecek bir yapısallığa oluşturmaya çalıştı. İşte 44'ten beri hepinizin bildiği Bretton Woods sistemi dünya üzerinde egemen oldu. İşte Dünya Bankası, Dünya Para Fonu, Dünya Ticaret Anlaşmaları, Birleşmiş Milletler kararları vesaire, böyle bir sürü şeyle dünya kapitalizmi kendi içinde krizleri nasıl denir, krizleri yumuşatacak kurumlar geliştirdi. Fakat bir gün geldi ki işte Amerika'nın başına gelen tuhaf bir adam dedi şey, ben bu anlaşmaları tanımıyorum dedi. Yani o kadar ki dünyanın hani önünde en acil felaketlerden biri olarak bekleyen iklim kriziyle ilişkili olarak yapılmış olan Paris Anlaşması için, ya bu palavradır, bizi engellemek için bu birilerinin uydurduğu palavradır diye, yani aslında hakikatten daha fazla bir dert olarak karşımıza dikilmiş olan bir meseleyi küçümseyebildi. Hatta şu kadar bile, yani korona krizi başladığında ne krizi canım, yani bir şey yok ortada filan dedi. İşte daha öncesinde şunları söylediğini hep beraber dinledik. Yani dünya örgütünün dünya üzerinde kurmuş olduğu kapitalist sistemin kendi iç çelişkileri dolayısıyla büyük krizlere gelmek, çelişkileri yumuşatmak için oluşturulmuş olan, örneğin dünya ticaret anlaşmalarını tanımayacağını ilan etti. Canının istediği gibi gümrükleri başladı yükseltmeye. Daha fazla sını yaptı. Çin'e giden sermayeye dedi ki sizi vatan haini ilan ederim. Böyle bir Amerikan kanunu varmış. Böyle bir yetkim var. Hepinizi vatan haini ilan ederim. Çıkın o Çin'den diye Çin'e giden Amerikan sermayesini oradan çıkarmak ve tabii ki seçimlerde söz verdiği üzere Amerika'ya geri getirmek hesabı yapıyordu. Tabii bundan korkan kimi sermayedarlar çıktılar oradan. Fakat Amerika'ya gitmediler. Çünkü Amerika'da hala kar oranları çok düşük. Onlar da Vietnam'a gittiler. Çünkü Vietnam konusunda bir tehdit söz konusu olmamıştı. Yani Çin'den kaçan Erdoğan Türkiye'ye gelecek diye beklerken onlar Vietnam'a gittiler. Trump'ın uyguladığı bu politika aslında birinci paylaşım savaşının çıktığı zamanda, ikinci paylaşım savaşının çıktığı zamanda dünyada egemen olan kuralları nasıl tanımayan devletler söz konusu olduysa, şimdi de aynısı karşımıza aynı biçimiyle gelmiş oldu. Yani döner tarihi irdelerseniz göreceksiniz ki bugün Çin'de Amerika arasında cereyan eden çelişkilerin benzerleri, tabii ki yüzyıllık değişimleri de göz önünde uzak tutmadan şimdi aynısıyla yaşanmış. Yani önce dünya çapında büyük entegrasyonlar, sonra o entegrasyonların arkasından kar oranlarının düşmesi, ondan sonra dünya devletlerinin birbirleriyle düşmanlaşmaları ve 50 sene sürecek olan bir savaş süreci. Şimdi de işte bu şeyle başlayan, Çin ve Amerika ile başlayan çelişki süreci aslında tüm yavaş kendi etrafına sarıyor. Çok simgesel bir şeydir. Yani ben bunu tekrarlamaktan hoşlanıyorum. Dünyadaki çelişkileri sanki Huawei ile Apple arasındaki çarpışmada seyredebiliriz. Hayatın geleceğinin onlar arasındaki yarışta resmini bulabiliriz diye düşünüyorum. Neden böyle söylüyorum? Bunun etrafında çok önemli bir mahkum. Mikrofon açık, birisi kapatsın. Trump Merkel'e, Merkel için şunu söyledi. Bu bizim düşmanımızdır dedi. Sebep ne? Arkadaşlar, birisinin bir guest gözüküyor. Ben göremiyorum. Mikrofonu açık. Ha. Mustafa değil, başka bir arkadaşım mikrofonu açık. Tamam Mahir, sen devam et. Kusura bakma.
Merkel için bu bizim düşmanımızdır dedi. Yani bu adam tabii ki lafını bilmeden çok konuşuyor ama yani Almanya için de böyle laf etmek, öyle herkesin harcı olmaması gerekir. Yani Almanya yani dünyada işte iktisadi gücü olarak saydığımız zaman dört en büyük güçten biridir yani. Sebebi ne? Sebebi de şu. Bu G5 diye yeni internet sistemini kuruluşunu Çinliler Almanya'ya yapacaklar. Bunun yapılması Amerika'yı delirtiyor. Peki neden delirtiyor? Şundan delirtiyor arkadaşlar. Bu 4. sanayi devrimi dediğimiz yarışta Meryem Güneş mikrofonunu kapat. Hoş geldin. Yarışta temel olan... Bir saniye Mahir. Meryem ve Necmettin arkadaş. Lütfen mikrofonlarınızı kapatın. Lütfen. Necmettin ağır işitiyorsun ama kapat sen de. Kapanmıyor bu mikrofon ya. Ya Hülya sağlığın da açık. Canım Salih Mahir. Salih Mahir? He, Salih Mahir benim. Salih Mahir abi. Evet. Meryem'cim mikrofonunu kapat. Necmettin arkadaş sen de lütfen. Şimdi bu 4. sanayi devrimi dediğimiz işin en can alıcı öğesini internet oluşturuyor. Tabii internet ama bugünkinden en az 1000 kat daha hızlı olması gereken bir internet oluşturuyor. Bugünkü internet, bugün hali hazırda çalışmakta olan araçların hepsinin yükünü taşıyabiliyor. Ama 4. sanayi devriminin getireceği yeni yükleri asla mümkün değil. Nedir o yeni yükler? 4. sanayi devrimi 4-5 temel temele dayanıyor. Bir tanesi üretimde biraz önce sözünü ettim. Üretim biriminin değişmesi. Şimdi kapitalizm işte ilk ortaya çıktığı zaman atölyeler falan vardı. İşte kapitalistler o atölyelerin mallarını toplar, işte ticari kapitalizme devreder vesaire. Böyle bir mekanizma işlerdi. Sonra fabrika ortaya çıktı. Her şey fabrikanın etrafında dönmeye başladı. Ve hatta işte şu kadarını bile söyleyebiliriz ki yani fabrikayı analiz ettiğiniz zaman o toplumun bütün ilişkilerini analiz edebilme imkanına sahip olabilirsiniz. Bu kadar temel bir özelliği vardı. Şimdi artık aynısını söyleyemeyeceğimiz bütün komünist partilerinin programlarında örgütlenme alanının temel örgütlenme biriminin fabrika olduğu yazılırdı. Çünkü bunların söylendiği zamanlarda fabrika büyük olsun küçük olsun işte işçi sınıfının toplaştığı birbiriyle sosyal ilişkilerini de en yoğun biçimde yaşadığı alanı oluşturuyordu. Ama günümüz fabrikası artık ismini değiştiriyor. Yani gene fabrika lafını kullanmaya devam ediyoruz ama başına bir akıllı lafı geliyor. Başına akıllı lafını gelmesinin nedeni şu arkadaşlar. Aslında bundan sonra yani ilk elimize akıllı telefonu verdiler. Yani şimdi aslında bu akıl işi her tarafa yayılıyor. İşte diyelim mesela bir 10 sene içerisinde üretilen malların ağırlıklı kısmını akıllı fabrikalar üretecek. Akıllı fabrika nedir? Akıllı fabrika kendi içinde
dikey entegrasyona sahip olan, dünya üzerinde de yatay bir entegrasyona sahip olan üretim birimi demek. Bu şimdi bildiğimiz eski fabrikaya benzemiyor. Eski fabrika da bunun gibidir aynı zamanda. Aynı şekilde tabii ki. Eski fabrikanın içerisinde de bir yatay entegrasyon vardır ama bunu insanlar sağlarlar. Makineler birbirleriyle konuşup herhangi bir karar vermezler. Makinelerin nasıl davranacağına insanlar karar verirler ve makinelere nasıl davranmaları gerektiğini söylerler. Fabrikalar da birbirleriyle haberleşirler. Sadece fabrikalar birbirleriyle haberleşmez. Fabrikalar ticari kurumlarla da haberleşirler. Dağıtım kurumlarıyla da haberleşirler. Ama bunları gene fabrikaların kendisi yapmaz. Bunları gene insanlar yaparlar. Ama şimdi akıllı fabrika kavramı içerisinde değer zinciri denilen bir yapı yoluyla ham madde kaynağından son üretilen malın tüketiciye gittiği noktaya kadar birbiriyle haberleşip ortaya çıkan problemlerde kararları kendisi verebilen bir karakter kazanıyor. Şimdi bu çok değişik bir şey. Yani bugünkü otomasyonlara falan hiç benzemiyor. Hani bugün de fabrikalarda birçok şey otomatiktir. Yani ne bileyim otomobil fabrikalarında boya işlerini şeyler yaparlar, robot kolları yaparlar. Kimse onlara gidip karışmaz. Onlar sabahtan akşama 24 saat tık 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 yapacakları işi yaparlar. Boyuyorlarsa boyarlar. Perçin yapıyorlarsa perçin yaparlar. Kaynak yapıyorlarsa kaynak yaparlar. Efendim elektronik malzeme şey yapan, dizen robotlar gene kimseye bunları sormadan yaparlar. Ama onlara verilmiş olan bir program vardır. Ve o programı uygularlar. O program içerisinde herhangi bir aksaklık olduğu durumda ne tür aksaklıklar olabileceği konusunda da o programın içerisinde kendilerine uyarı vardır ve fakat şimdiki fabrika... Ay, 30 dakika oldu. Ya arkadaşlar yani mesela kimden ses geldiği yanıp söndüğü için belli oluyor. Lütfen sesleri kapatın. Necmettin arkadaş lütfen sesi kapat. Neco. Neco'nun kulağı ağır duyuyor. Kulaklığı takmadın mı ya? Ya mikrofonunu kapatsın çünkü ses geldiği için sistematik işaret veriyor ses geldiğine dair. Ses geliyor. Lastik'in mikrofonu kapatabilir Hülya. Ha şey. Necmettin arkadaşın mikrofonunu kapatsana. Görmüyorum ben onu ama görsem kapatırım. Yani sistematik ses geliyor ondan. Mahir kestik sen devam et. Hayır problem yok. Ben de şeye bakıyorum o arada fırsattan istifade. Kimin mikrofonu açık diye. Bendeki. Necmettin arkadaş çıkınca çıktı herhalde yeniden giriş yapacak. Ses kesildi zaten o çıkınca. Bir tek benim mikrofonum açık görünüyor. Tamam, okey. Oldu. Fabrikalar ise şöyle yapıyorlar. Diyelim mesela bir buzdolabı fabrikası. Yani buzdolabı için gerekli olan diğer ham maddeler, yani ara maddeler nerede en ucuzsa fabrika onu kendisi buluyor. Hangi yerden onun finansmanı sağlanacaksa fabrika onu kendisi buluyor. Ürettiği işte buzdolabını gönderdiği evde hala kendisiyle haberleşme içinde tutuyor. Ve o buzdolabının herhangi bir şekilde bir aksaması şusu busu varsa üreticisiyle buzdolabı haberleşiyor. Bu kadarla da kalmıyor. Akıllı fabrika kavramını akıllı ev takip ediyor. Onu akıllı şehir takip ediyor ve onu akıllı mallar takip ediyor. Yani şimdi ilginç bir şey var. Şimdiye kadar aldığımız malların hani aklıyla ilgili bir şey ilk defa telefonlarımızda düşündük. Yani akıllı telefon lafı edildiğinde.
Ama şimdi artık mesela evlerimize küçük temizlik robotları girdi. Yani mini robotlar evin içinde dolanıyor. O etrafa da çarpmadan kendisi kararlar veriyor. Kenarda köşedeki ne toz varsa görüp onları alabiliyor. Tabii yani bu robotun çalışabilmesi, benim eve sokarsan çalışamaz. Mümkün değil. Bir yerde kaybolur gider, cereyana çarpılır zaten, bir şey olur. Ama ona göre bu evlerin dizaynının da değişmesi gerekiyor. Yani akıllı ev kavramı akıllı malzemelerle birlikte gelişiyor. Tabii ki akıllı ev de ancak ve ancak bir akıllı kentte olabilir. Şimdi bütün bunların olduğu yerdeki haberleşmenin miktarını bir düşününüz arkadaşlar. Yani bugün elimizdeki işte bilgisayarlar, telefonlar, şirketlerin birbirleriyle değişik alışverişlerini gerçekleştirmek için yaptıkları, gerçekleştirdikleri telekomünikasyonun ürettiği data miktarını düşünün. Bir de böylesine bütün her şeyin birbiriyle haberleştiği bir dünyadaki data miktarını düşünün. Milyon kat fazla olacak. Yani bu üreyen, transfer edilen data milyon kat fazla olacak. İşte bunu taşıyabilecek olan, buna uygun işte iki şeritli otoban artık mümkün değil. Üç şeritli yetmez. 10 şeritli olması gerekiyor. Çünkü artacak olan data miktarı 10 kattan fazla. Yani bunu şimdilik öyle söylüyorum. Hani gittikçe bu teknoloji yayıldıkça 10 kattan da fazla artacak. Dolayısıyla bunun böylesine yüksek bir üretkenlik düzeyine ulaşmış olan kapitalist sistem tabii ki dünyanın her tarafında aynı şey olsa anında batar. Çünkü bu malları alacak hemen hemen. Çünkü işçileri fabrikalardan dışarıya gönderdiğiniz zaman çalışanların birçok belki %50'sinden fazlasını işlerinden uzaklaştırdığınız zaman geriye size kalacak olan yani satın alma gücü bu ürettiğiniz malları karşılamaya yetmez. O zaman kapitalizmin daha önce yaşamış olduğu aşırı üretim krizine çok daha hızlı bir biçimde düşmek kader olur. Yani teknolojik sıçramayla kar oranlarını yükseltelim derken o zaman daha hızlı bir biçimde kar oranlarının düşmesi kaderiyle yüzde gelinir. Ama tabii ki bunun bazı ülkeler tarafından öncelikle yapılabilmesi, diğerlerinin batması, onların boşalttığı alanların o yüksek üretkenlikte üretim yapanlara devredilmesi sayesinde bu kez tabii ki onlar kendilerini yeniden üretme, yeniden genişletilmiş biçimde üretme imkanına kavuşmuş olurlar. Şimdi tabii bütün bunların olabilmesi yani bir şeyi ihmal ettiğimiz takdirde imkansız. Yani nasıl olacak, makineler kendileri karar verecekler, işte mallar kendileri hakkında değişik durumlara göre davranış üretecekler, yani mallar da akıllı olacaklar. Bu ancak ve ancak tabii ki insana mahsus olan bir takım özelliklerin makinalarda olmasıyla mümkün olacak. Yani lafa başlarken söylemiş olduğum insanın sadece kaslarının uzantısı değil, ellerinin uzantısı değil, aynı zamanda zihninin uzantısı da olmaktan çıkan, insan zihniyle paralel çalışan bir akıl gerektirecektir. İşte bu belki 60-70 yıldır lafı edilen yapay zekadır. Yapay zeka dediğimiz, yani buna uzun boylu girmeyeceğim. Çünkü bu da başlı başına bir mevzu. Ama bu mekanizmanın işleyişinin ana can damarını oluşturan olgu yapay zekadır. Bütün bu tarif ettiğim mekanizmayı çalıştırmak
daha önce insan zekasıyla mümkün oluyordu. Şimdi insan zekasına değişik biçimlerde fark atacak olan bir yapay zeka söz konusu. Şimdi yapay zekanın bugün ulaştığı durum henüz bu söylediklerimi tam yapacak durumda değil. Ama onun eşiğine gelmiş durumda. Gerçek bir yapay zekadan tabii ki kısmi olanların hepsine de yapay zeka denilebiliyor ama bunu iki kategoriye ayırıyorlar bilim insanları. Bir uzman sistemleri çalıştıran yapay zeka. Bunlar kendilerine öğretilen işi yapıyorlar. Mesela Kasparov'u yenen IBM'in Deep Blue isimli süper bilgisayarı böyle bir uzman sistemdi. Bir türlü Kasparov buna inanmak istemedi. Hile yapıldığını söyledi filan. Kendisi yendi. Vallahi yendi. Yani şimdi daha küçük bilgisayarlar da Kasparov'u yenmeye devam ederler. Ama bunlar uzman sistemlerdiler. Bunlar bir tek satranç oynayabilirdi. Başka hiçbir işe yaramazdı. Bir de tabii ki bir farkı daha vardı. Sadece satranç oynayabilirdi ve kendisine verilmiş olan programı uygulayabilirdi. Şimdi yapay zekada gelinen eşik şu, artık bir işi yapmak için oluşturulan program kendisine program yazıyor. İşin işte insana benzer biçimi burada ortaya çıkmaya başlıyor. Yani bir algoritma yazıyorsunuz. Algoritma bir iş, belli bir işin hangi sırayla, hangi adımlar atılarak yapılacağını ifade eden işte adımlara deniliyor. Şimdi bu mesela satranç oynamak için hangi adımları atmak gerekiyor diye bir yazarsınız, satranç oynatırsınız. Ama şöyle de bir algoritma yazabilirsiniz. İşte gerektiği durumda satranç oynamak, gerektiği durumda hastanın dosyasını inceleyip onun hastalığı konusunda teşhis koymak, gerektiği durumda hangi bankanın daha düşük ve daha uzun geri ödeme koşullarıyla para verdiğini bulma işini yapar. Yani kendi kendine program yazabilen, yapacağı yeni işler için yeni programlar üretebilen bir yeni işte yapay zeka biçimi ortaya çıkıyor. Buna da genel algoritma deniliyor ya da işte master algoritma deniliyor. Bu henüz yapılmış değil. Yani bunun bu yapılmadan da şeyin olması, demin bahsetmiş olduğum işlerin olması fazla mümkün değil. Onların en ilkel biçimleri ortaya çıkıyor. Nasıl diyeyim, kusursuzlukta işlemesi söz konusu olmaz. Ama bunun için de verilen tarih 2030 en geç. Yani bu master algoritmanı, yani kendisi için kendisine hani başka program verilmeden her alan için program yazabilen bilgisayarların yahut da yapay zekanın oluşması için verilen uzun vadeli süre 2030'lar. Zaten yani bu 4. sanayi devriminin hani henüz başladığı falan yok. Yani 4. sanayi devriminin başlanması en erken 2025'te bekleniyor. Çünkü bunun gerçekleşebilmesi için ciddi bir altyapısının oluşması gerekiyor. Onların neler olduğuna girmeyeceğim. Zamanımızı şey yapamayız. Yani sığdıramayız geçen zaman açısından. Ama 2025'ten itibaren bu altyapı tamamlanmış olacak ve ondan sonra bu akıllı fabrika ve akıllı şehir, akıllı mallar
silsilesi birbirini takip ederek gelecek. Ve tabii ki o süreç içerisinde de bu yapay zekanın gittikçe master algoritmaya doğru adım attığını göreceğiz. Yani her iki yılda bir bu alanda yani eskiden dedirttirecek şeyler yapılıyor. Keşifler yapılıyor. Dolayısıyla da bu yani 2030'lardan itibaren dünyadaki hayat bugün düşündüğümüz hayattan akıl almaz bir hızla farklılaşmaya başlayacak. Bu nedir bu farklılaşmanın ana çerçevesi? Öncelikle işte yani üretimin esas kaynağının akıllı fabrika olmasıyla birlikte orada çalışan insanların işsiz kalması söz konusu olacak. Şimdi işsiz kalma tabiri burada pek uygun düşmüyor. Eskiden hani bir yeni teknoloji çıktığı zaman bir kısım insanlar işsiz kalıyorlardı. Gerçekten işsiz kalıyorlardı ve işten atılıyorlardı. Mesela diyelim bir bira fabrikasının biralarını fıçılarla taşıyan at arabası sürücüsü. Otomobil çıktıktan sonra artık at arabası diye bir şey ortada kalmadığı için at arabası da sürücü istemiyordu yani. Ama at arabası sürücüsünü işte diyelim 2 aylık bir kursa gönderip bu sefer o buharlı şeyi arabayı süren şoför haline dönüştürebilmek mümkündü. Yani aradaki yetenek farkının çok büyük olması gerekmiyordu. Ama şimdi bu yeni teknolojide sadece zihinsel faaliyet sürdürecek insanları 2 aylık kursla başka bir mesleğe taşıyamazsınız. Bu mümkün değil. Yani örneğin şunu söyleyeyim. Mesela bir doktoru düşün. Bu yani bilgisayarların bu işi üstlenmesi nedeniyle işsiz kalan doktoru düşünün. O doktor, pratisyen doktor olacaktır tabii ki. Yani uzman doktordan bahsetmiyorum. 45 dakika. Son? Ya 45 dakika. Ha 45. Ha okey. Tamam. Okey. Yani bir pratisyen doktorun uzman doktor olabilmesi için işte ve de tabii ki makinaların yapabildiğini aşan bir uzman doktor olabilmesi için kaç yıl eğitim gerekecektir? Bunu bir doktor için söylüyoruz. Peki sadece kas gücüyle çalışmaya alışmış olan fabrika işçisini ne yapacaksınız? Hangi okula göndereceksiniz 40 yaşından sonra? Dolayısıyla bu işsiz değil, artık bir daha hiç iş bulamayacak olan, dolayısıyla iş kelimesiyle ifade edilmeyecek olan bir insan kitlesini karşımıza çıkaracak. Buna fazla nüfus denmeye başladı. Yani bu tabii ki fazla nüfus, burjuvazinin bakış noktasından baktığımız zaman söylenecek bir laftır. Yani hiçbir insan için fazlalık lafını kullanmaya kimsenin hakkının olmaması gerekir. Ama burjuvazi için kim vardır? İşveren vardır, işçi vardır, üretici vardır, tüketici vardır. Yani bunun dışında üretici de değil, tüketici de değil, işveren de değil, işçi de değil. O zaman o aslında var olmaması gereken insan haline gelir. Ortalığı istila etmiş fazlalık maymunlar mesela düşünün. Bunun gibi görünmeye başlar. Şimdi şöyle denilebilir tabii ki burjuvazi bu sanayi devrimleriyle birlikte her zaman yeni işler de yaratmıştır. Doğrudur. Yani işte diyelim birinci sanayi devrimi söz konusu olduğunda İngiltere'de makina kırıcıları diye bir akım bile çıkmış. Yani işçilerden oluşmuş bu. Kimse akıl vermemiş onlara. İşlerini kaybeden işçiler makinaların kendilerine rakip olduğunu görüp onları hayattan uzaklaştırmak için gidip makinaları kırmışlar. Ama biliyoruz ki o makinaların ortaya çıkışı
işçi sınıfının azalmasını değil, tam tersine kırsal olanların boşaltılıp olduğu gibi kentlere yığılıp işçi haline dönüştürülmesini gerektirdi. Ama yani tabii ki burada o insanların bir yeniden eğitime tabi tutulmaları, yeni yetenekler kazanmaları filan söz konusu değil. Çünkü o üretim tarzı içerisinde kapitalizm kendisini en maharetsiz emeğin en verimli işi yapmasını sağlayacak ölçüde iyi bir iş bölümü çerçevesinde yeniden üretiyordu. Ama şimdi artık en maharetsiz emeğin yapacağı iş kalmadıysa ve öyle işlerde icat edilmeyecekse o tür insanların artık bir daha çalışabilmeleri mümkün değil. Bundan sonraki çalışma faaliyetleri gittikçe makinaların henüz yapamadığı iş alanlarında söz konusu olacaktır. Henüz yapamayacakları nelerdirler? Mesela duygusal emek kullanmayı makinalar herhalde bir 100 yıl daha beceremeyeceklerdir. Ama bu hiç beceremeyecekler değil ha. Yani ben 100 yıl dedim de içiniz rahat olsun diye. Hiç belli olmaz. Bu master algoritma icat edildikten sonra o sürenin çok daha kısalmış olduğunu da görebiliriz. Yani ama düşünüyorum ki yani bugünkü gelişme hızlarına bakarak daha uzunca bir süre işte duygusal emek kullananların alternatifi olmayacaktır. Pedagogların alternatifi, çünkü o da bir miktar oraya giriyor, alternatifi olmayacaktır. Ya da ne bileyim işte avukatlar değil ama yargıçlar için söyleniyor. Avukatların da işlerini kaybedeceği söyleniyor hızlı bir biçimde. Ama yargıçların daha biraz daha kalabileceği. Ama bu işler de ne kadardır ki? Yani bunlara ne iş vereceksin? Kim kalacaktır? Yani bir miktar asker kalacak, polis kalacak. Ama unutmayalım. Yani askerin ve polisin yaptığı işte kas gücünden öteye geçen çok az miktarda zihinsel iş gücü vardır yani. Dolayısıyla onların o iş güçlerinin de makinalara devredilmesi hiç zor olmayacak. Bunun sonucu yani işin gerçekliği toplumda sürekli eğitim görerek yeniden mesleğini geliştiren, zihinsel üretim yapan insanlar dışında diğer işçiler gittikçe silinmeye başlayacaklar. Tabii bu bir günden iki günde olacak iş değil. Yani bu konuda projeksiyonlar yapılmaya çalışılıyor. Örneğin birkaç tane var ama hepsini söylemeyeyim. Ama olan 2040 yılı için bir projeksiyon söz konusu. 2040 yılında Amerika'daki bugün var olan işlerin %47'sinin artık bir daha geriye gelmeyecek biçimde ortadan kalkacağı hesaplanıyor. Şimdi bunun Amerika'da böyle olduğu yerde acaba Hindistan'da nasıl olur? Bangladeş'te nasıl olur? Pakistan'da nasıl olur? Efendim Kongo'da nasıl olur diye düşünürsek, yani hiçbir şekilde rekabet kabiliyeti olmayan ülkeleri göz önünde bulundurarak söylüyorum. Düşünürsek buralarda bu %40'lar, %50'ler belki %70, %80, %90'ları bulacaktır. Bu ne demektir? Bugün var olan çoğunluğu da preker, yani nasıl söyleyeyim, kırılgan işlerde çalışan 4 milyon işçinin, 4 milyar işçinin herhalde 3,5 milyarının işsiz kalması falan gibi bir şey anlama gelir. Önümüzdeki bir 30-40 yıl içerisinde. Şimdi sadece bununla kalmıyor tabii ki. Bu bir süreç içinde gerçekleşiyor. Fabrikanın ortadan kalkmasıyla başka işler ortadan kalkmıyor. Yani örneğin bugün dünyanın en büyük bu tür dijital işler yapan firmalarından biri olan Amazon, Amazon pizza dağıtmaktan, kitap dağıtmaktan, dünyanın en büyük dijital data banklarına
sahip olmaktan kaynaklanan bir gelire sahip ve dünya üzerinde 800 bin falan kişiyi çalıştırıyor. Ve bunların çok büyük bir kısmı dijital platform denilen iş alanlarında çalışıyor. Yani diyelim mesela bir pizza dağıtımı işi. Pizza dağıtımı, pizza isteyenler işte taleplerini internete yazıyorlar ve o dağıtıcılar da o internet platformundan o işi görüp isterse görüp alıyor, götürüyor, işte isteyene veriyor. Ama ne iş yerini görüyor, ne patronunu görüyor, ne yani diğer iş arkadaşlarını görüyor. Ortada hiçbir şey yok. Fakat bunların sayısı, böyle çalışan insanların sayısı bugün henüz 4. sanayi devrimi gelmedi yani. 70 milyonu bulmuş. Platform işi denilen alanda, bunlara gig ekonomi de deniliyor işte. Çalışan insanların dişini çek, Gönülcüm, sesini kapatır mısın? Mahir, bu arada gitti şöyle diyeyim. Yok, son 5 dakika ama arkadaşlardan da özelden de yazan oldu. Sana bir 10-15 dakika daha verelim. Bunun sınıf mücadelesinin durumuna ilişkin şeylere de uzat istersen. Sana 10'a kadar vakit verelim. Tamam. İyi olur. Teşekkürler. Çünkü o noktaya geldim. Şimdi zaten hani oraya girmek için bunları anlatmıştım. Şimdi işte neoliberalizm döneminin başından beri sendikalar hepimizin bildiği gibi büyük itibar kaybetti. Yani bunun nedeni şey değildi. Dördüncü sanayi devrimi falan değil. Başka nedenler var ama ona girmeyeceğim. Fakat şimdi bu yeni gelişen durumla fabrikaların tümden tasfiyeye doğru ilerlemesi sendikaların gittikçe daha büyük bir kayba uğramasına sebep olacak. Ama yani demiş olduğum hani işlerin %47'si ortadan kalksa da yine %53'ü yerinde duruyor olacak. Yani insanlar yine iş güçlerini satıp değişik biçimlerde var olan iş güçlerini satıp ondan geçimlerini temin edecekler. Şimdi bu durumda karşımızda ama bunların çalışma biçimleri gittikçe belli bir iş yerinde çalışmaktan dönüp bu platform denilen işverenin görünmediği işçi karakterinin daha önceki özelliklerinin birçoğunun ortadan kalkmış olduğu sanki bir anlamda nasıl diyeyim bağımsız çalışan zaten o alanın propagandasını yapanlar da işte kendi kendinin patronu ol buyur kendi işini kendin yap istediğin zaman yap. İster evden yap, ister sokaktan yap, ister gece yarısı yap, ister sabaha karşı yap. Ne kadar güzel diye propagandası yapılan platformlarda çalışacaklar. Şimdi tabii bahsedemediğim bu işin birçok yanı var. Ama hayatımız geçmişte sadece reel dünyadan oluşuyordu. Şimdi bu reel dünyaya ikinci bir dünya eklendi. Aslında bu ikinci bir ayrı bir dünya değil. Hani bunu neye benzetebiliriz biliyorsunuz? İnsan hani eskiden beri konuşur ya bedeni ve ruhu diye. Aslında bu bir yanılsamadan başka bir şey değildir. Ya da soyutlamadan başka bir şey değildir. Yani soyutlama ve yanılsama ayrı ayrı kastederek kullanıyorum. Ama iki farklı rengimiz olduğu konusunda bir ortaklığımız vardır. Onlara yüklenen anlamlar hep değişebilir. Ama esasında biliriz ki böyle iki farklı bir şey yoktur. Yani bir beden bir de ayrı bir ruh diye hiçbir şey yoktur. Bedenin belli hareket biçimleri işte bizim tarafımızdan kullandığımız dil tarafından
ruh diye ifade edilmektedir. Halbuki o ruh dediğimiz yani ne bileyim kimi bilgiler, kimi duygulanımlar, işte öfkeler vesaire vesaire hepsi bedenimizdeki maddi hareketlerin ifadesidir. Yani tek bir şeyin hani bir paranın iki yüzü gibi filan ama birbirinden asla ayrı değildir. Tek yüzlü para olamaz yani. Şimdi şeyde de yani bu geldiğimiz yeni dünyada da hayatımız böyle oldu. İkiye çıktı. Yani bir reel dünya bir de sanal dünya. Dolayısıyla biz bütün her şeyi düşünürken yani toplumsal ilişkileri düşünürken, toplumsal mücadeleleri düşünürken daha önce bütün kavram dünyamızda olan işte örgütlenme, çalışma tarzı, devrim anlayışı vesaire gibi her şeyi düşünürken artık bunları iki dünyanın varlığı içinde düşünmemiz gerekir. Ve tabii ki bunları hiçbir şekilde de 20. yüzyıldaki kullandığımız anlamları içerisinde asla kullanmamalıyız. Çünkü büyük yanılgıya uğrarız. Yeni oluşan dünya bizim o 20. yüzyılda yaşamış olduğumuz her şeyin anlamını da ortaya çıkışıyla birlikte değişikliğe uğratmıştır. Bunu söylememin sebebi şu, eski örgüt anlayışımız, çalışma tarzımız, ilişki kurma biçimlerimizin hepsini oluşan bu ikinci dünyanın özellikleri içerisinde değişikliğe uğratarak günümüze taşımalıyız. Aynı biçimdeyle ben tecrübeliyim, ben bilirim, ben örgüt kurdum, ben şu kadar örgüt yönettim, burjuvaziyle şöyle mücadele ettim, bunları ben bilirim gibi bir işte ihtiyar söylemini artık bütün anlamını kaybetmiştir ve bugünkü insanlara da zaten hitap etmeyecektir. Bunun hitap etmediğini en iyi nerede gördük? Gezi'de gördük değil mi? Gezi'de artık dediğim kadar değişmiş bir dünya henüz olmamasına rağmen, bu dünyanın henüz ilk işaretlerin ortaya çıkmış olmasına rağmen eski örgütlenme biçimlerine Gezi hiç yüz vermedi ve milyonlarca insan sokağa çıkmış olduğu halde o Gezi'den örgütlere hiçbir şey kalmadı. Yani halbuki bir 16 Haziran olduğu zaman bütün örgütler korkunç gelişmişti. Yani öyle bir toplumsal canlılık bütün örgütlerin hızla gelişmesine müthiş bir katkıda bulunmuştu. Ama Gezi 16 Haziran'dan çok çok daha fazla insanı sokağa çıkarmış olmasına rağmen, eyleme katmış olmasına rağmen böyle bir şey yapmadı. Niçin? Maddesi ayrıydı çünkü. O madde 20. yüzyıldaki, 20. yüzyıldan taşınan ilişki biçimleri, anlayışlar, yapılarla artık bağdaşamayacağını görüyordu ve geçti gitti. Yani tabii hala üzerine çok konuşmamız, çok ders çıkarmamız gerekir ama bir 16 Haziran gibi bir toplumsal canlanışı yaratmadı. Yani birini uzaktan öbürünü yakından izlemiş bir insan olarak bu etkilerin ne kadar farklı olduğunu görüyorum. Zaten bugün dünyada da artık bu gerçekliği fark etmeye başlayanlar sendikal alandaki faaliyetlerini de bu esas olarak dijital alana taşınan dünya ilişkileriyle birleştirerek yapmaya başladılar. İşte yine şeyden örnek vereceğim, Amazon'dan örnek vereceğim. İngiltere'de paket dağıtımı yapan, paket, pizza vesaire hepsini birden yapan ve bunu bisikletiyle yapan bir genç sonunda gına getiriyor. Duyuyor musunuz beni? Evet, çok net duyuyoruz. Ha, yani okey. Duyuyoruz. Benim ekranda bir gu diye bir şey, birisi geldi de karışıklık mı oldu, ne oldu diye. Tamam. Bir genç gına getiriyor ve programcılık öğreniyor. Hikayesi uzun. Programcılık öğreniyor ve bu platformda kendisiyle birlikte çalışan insanları nasıl bulurum ve onları bu platformda nasıl toplarım ve işte işverene karşı
buradan bir direnişi nasıl çıkarabiliriz? Çünkü bahşişlerini yutuyorlarmış bunların. Hakikaten bir karşı platform örgütlenmesi yaratarak, yani nasıl işler ilk fabrikaları çalışmaya başladıklarında işte dayanışma fonları, şunlar bunlar kurdular, giderek onu geliştirip sendika fikrine doğru ilerledilerse, şimdi dünyada da işçiler arasında, bu dijital alanda çalışan işçiler arasında, diğerleri tabii ki gittikçe hayattan siliniyor. Ama onların hayatındaki örgütlenme biçimleri değişmeyecek. Yani iki dünya, ikisi birbirinden apayrı, yahut biri geldiği için öbürü yok oldu diye bir şey yok. Yani bu eşsiz gelişme devam edecek. Geleneksel işçiler bir zaman daha var olmaya devam edecek. Dolayısıyla oralarda geçmişte nasıl örgütleniliyorsa gene öyle örgütlenmeye devam edecektir tabii. Ama dijital alanda faaliyet göstermeye başlayan işçilerin örgütlenmesi artık öyle olamayacaktır. Çünkü o işçileri bulmak mümkün değil. Yani eskiden bir fabrikaya gidip işçileri bulabilirdiniz. Ama şimdi bir platforma gidip orada işçileri bulamazsınız. Yok, platform kimseye o konuda herhangi bilgi vermiyor. Sadece iş veriyor. Dolayısıyla onları bulabilmek için, sizin de başka bir, aynı yöntemle başka bir karşı platform oluşturmanız gerekiyor. Bunu yaptılar. Yani bunu İngiltere'de işte bu örneğini verdiler. İtalya'da bu uzun zaman gene Amazon'a karşı yapıldı. Çünkü Amazon bu alanda en çok işçi istihdam eden firma. Yani işçi sınıfının iktisadi mücadeledeki örgütlenmesine böylece değişen kapitalizmin karakteriyle birlikte yeni bir özellik geliyor. Ha, bu kadarla kalmıyor. Yani bu gelişmeler birincisi, yani iletişimin böylesine müthiş gelişmesi, demokrasinin geliştirilebilmesi açısından da korkunç imkanları getiriyor. Mesela bugüne kadar hep örgütsel yapılar en fazla temsili demokrasiyi kullanabilmişlerdirler. Doğrudan demokrasi lafı hani kenar süsü olarak her zaman kalmıştır. Ama bugünün imkanları içerisinde artık temsili demokrasinin yerini belki hemen değil ama hızlı diyebileceğimiz biçimde doğrudan demokrasiye bırakmasının imkanları ortaya çıkmaya başladı. Aynı platform örgütlenmeleri gibi, yani işçilerin platform örgütlenmeleri gibi siyasi alanda da benzer şekilde platformlarda bir araya gelen parti örnekleri ortaya çıkmaya başladı. Bunlar sadece, tabii ki sadece, laflarım yanlış anlaşılmasın, platformlarda bir araya, yani sanal alanda bir araya gelmiyorlar. Aynı zamanda reel insanlar, var olan insanlar oldukları için sokaktaki kavganın içerisinde de var oluyorlar. Yani örneğini vereceğim, korsan partilerdirler. Şimdi ben korsan partilere ben şu açıdan çok önem veriyorum. Yani bilmiyorum hepinizin aynı ölçüde dikkatini çekmiş midir? Korsan partiler işte bu kapitalizmin bu değişimini, bu gelişimini görerek örgütlenmelerini hem reelde hem platform üzerinde gerçekleştiren, platformlar üzerinde gerçekleştiren, doğrudan demokrasiyi uygulamaya çalışan siyasal yapılar oldular. Ve bunlar şimdi, yani isimlerinin bu kadar tuhaf olmasına rağmen, yani basbayağı, yani kendilerine korsan diyorlar. Yani aynı kelime bu. Bu adlarla girdikleri seçimlerde gittikçe toplumun desteğini almaya başlıyorlar. Çeşitli ülkelerde artık parlamentolara girdiler ve girdikleri parlamentolarda da etkin olmaya başladılar. Çünkü düşünüş biçimleri hayatın gelişimine daha uygun. İşte onlara gene benzeyen biçimde A partileri diye partiler kurulmaya başladı. Birçok böyle parti faaliyetlerini ağ üzerinden, ağlar üzerinden, yani internet ağları
üzerinden örgütlemeye başladılar. Bunun için programlar yaptılar. Mesela bir Brezilyalılar bir demokrasi OS diye diğer Macintosh'un Apple'ın programına nazire olmak üzere bir program yaptılar ve bir bulundukları şehirde seçime girip o 2 aylık bir çalışmayla işte parlamentoya, yani yerel parlamentoya 10 kişi civarında insan sokmayı başardılar. Yani tamamen, ama bunların hiç reel şeyi de yok. Reel hayattaki bir varlıkları da yok. Sadece bir program aracılığıyla, bir doğrudan demokrasi uygulamasıyla. Tabii bu doğrudan demokrasilerin uygulanmasında değişik şeyler var. Nasıl diyeyim, uygulamalar var. Yani delege etme vesaire vesaire gibi, ama onlara şimdi zamanımız yetmeyecek. Şimdi bu durumda, yani ben şu gerçekliği bizlerin tanıması gerektiğini düşünüyorum. Hayat sürekli gittikçe dijitalleşmekte ve gelişim doğrultusu da sürekli bu noktada olmaktadır. Ve burjuvazinin de bu alandan kendisini var etmesi, kendisinin iktidarını pekiştirmesi imkanları da gelişmektedir. Yani konuşma içerisinde onlara değinemedim. Yani büyük data analizi diye bir iş var. Yani toplanan bütün bilgilerin, milyarlarca datanın yapay zeka tarafından işlenmesi suretiyle devletin herkesi denetleyebilecek hale gelmesi. İşte daha önceden hani 19. yüzyıldan beri işte panoptikumdan falan bahsedilir. Şimdi işte panoptik toplumun süperi oluşmaya başladı. İşte şeyi biliyorsunuz, Çinliler memlekete 2 milyon kamera yerleştirmişler. Bu kameralar işte yapay zeka ile donatılmış ve yüz tanıma kabiliyetine sahip olan kameralar ve dolayısıyla da işte bütün vatandaşı takip ediyorlar. Kim nerede yamuk iş yaptığı filan, daha öncesinde vatandaşa bunlar puan veriyorlardı. Yani iyi vatandaş, kötü vatandaş puanı. Ona göre de ceza veya mükafat müessesesi işliyordu. Şimdi bunu yani daha önce belki insanlar buna, bu ne iş başımıza geldi filan diye kızıyor olabilirler. Ama şimdi kimse Çin şunu korona salgınını en hızlı biçimde bu yöntemle durdurduk. Yani herkese bir application, elindeki telefonuna bir application, o kameralardan herkes takip ediliyor. O application sayesinde herkes takip ediliyor. Kimin kiminle nerede kontağı olmuş hepsi biliniyor. Dolayısıyla Mahir Sayın mesela bugün hastalandı. Ondan önceki bir ay içerisinde Mahir Sayın kimlerle temasta bulundu? Dünyanın neresinde olursa olsun. Onlar kimlerle temasta bulundu? Diyelim ki bu 10 bin kişiyi buldu. Ama 10 bin kişinin hepsini de teker teker bulup çıkarabiliyor. Ve tabii ki onların hepsine test yapıp hangisi hasta hangisi değil ayırt edip hastalığı tecrit edebiliyor. Şimdi bu aslında korkunç bir şey. Yani bunun bize gösterdiği aslında süper panoptik denetimdir yani. Bu ne demek? İnsanın her bir hareketinin her an takip edilmesi ve buna eklenecek olan bir yeni şeyle de, ki telefonlarımızda, bu akıllı dediğimiz telefonlarda o özellik de var. Kanımızdaki oksijen miktarının ölçülmesi, nabzımızın ne kadar attığı, tansiyonumuzun ne kadar olduğu, vücut ısımızın ne kadar olduğu ve tabii ki bunlardan çıkarak işte heyecanlı mıyız, değil miyiz, koşuyor muyuz, duruyor muyuz gibi bilgilerin bir merkezde toplanması, değerlendirilmesi sonucu yine Mahir Sayın'ın her bir momentte hangi ruh halinde olduğunu
onun kendisini bilmesinden daha iyi bilen dışında bir denetim mekanizması olacak. Bu aslında faşizmin bize yeni türünü tarif ediyor. Yani dünkü faşistler eli sopalı sokakta işçi kovalayan faşistlerdiler. Bugün artık o faşistler belki gene hani real dünya var olmaya devam edeceği için belki bir miktar ihtiyaç olacaktır onlara gene, ama asıl gücünü devletin bu kazanacağı yeni denetleme kabiliyetinden alacak ve sonuçta da tabii ki toplumsal direnişlere karşı, daha o direnişler ortaya çıkmadan onların nasıl bastırılabileceği, nasıl boşa çıkarılabileceği konusundaki devlet imkanları da korkunç miktarda yükselmiş olacaktır. Şimdi burada bizim için hayat o zaman eğer böyle gelişiyorsa ve bunun önündeki zamanlar çok kısaysa, şöyle bir örnek veriyorum. Bazen simgeler akılda kalmaya daha katkılı oluyor. Nasıl 20. yüzyılda Kalaşnikov yoktuysa devrim yoktu. Şimdi 21. yüzyılda da internet yoksa, dijital alanda etkinliğimiz yoksa, yetkin bir biçimde dijital alanda bir etkinliğimiz yok ise devrim yok. Devrim yok değil, sadece kölelik var. Daha fazlası işte bu süreçte yapılan işlerin karakteri dolayısıyla yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Bu fazla nüfusa ilk en çok katkıyı sağlayacak olan kadınlar olacaklar. İlk önce onlar işlerini diğer şeylere göre, erkeklere göre daha çok kaybedecekler. Yapay zekanın sağlamış olduğu imkanlar dolayısıyla kimi devletler bugünün koşullarında bir savaşı kazanabilecekleri sevdasına kapılıp bir dünya savaşı çıkarmaya cesaret edebileceklerdirler. Bunun işaretlerini çeşitli açıklamalarda görüyoruz. Uzayın silahlandırılması yeniden konuşulmaya başlanıldı. Bu üretkenlik düzeylerindeki büyük değişikliğin ortaya çıkması çevre ülkelerinin daha önceki sistemlerde olduğu gibi ama o zaman yoğun iş gücüne ihtiyaç olduğundan dolayı biraz gelişmelerine imkan veren bir durumun ortaya çıkmasına karşın bu kez üretim farklılık dolayısıyla bir yeniden sömürgeleşme dönemi ortaya çıkacaktır. Tabii en sona bıraktım ama her zaman söylenildiği gibi en önemsiz olduğu için değil. Tam tersine bu gelişmeler içerisinde işte koronavirüsünün de hepimize biraz daha yakından kavrattırdığı gibi ekolojik yıkımın korkunç bir hız kazanacağı. Çünkü böylesine yüksek üretkenlik düzeyinde bir üretim yapılmaya başlanıldığı zaman dünya kaynaklarının kullanımı, tüketimi iyice hesapsız hale gelecek. Ve bunun sonucu diyelim mesela 2050'de iklim krizi açısından dönülmez noktaya geleceğiz lafını belki bir 10 sene daha, bir 15 sene daha geriye çekmek gerekecek. Daha vahimi tabii ki, yani bugüne kadar yaratılmış olan ekolojik yıkımın ürünü olan virüsler çağı bir gerçek haline gelecek. Yani aslında koronayı kim üretti, üretmedi falan diye konuşuluyor duruyor. Buna hiç aramaya gerek yok. Yani koronayı ve ona öngelen daha önce HIV'di, efendim SARS'tı vesaireydi. Öngelen virüsleri üreten ekolojik dengenin bozulmuş olması. Yani bu teferruatına girmiyorum. Bunun sonucu gittikçe etkinliği artan, yaygınlığı artan, işte pandemi diye adlandırılıyor eskiden. Epidemi deniliyordu. Şimdi oldu pandemi. Yani o da küresel bir iş haline geldi. Bunların gittikçe hayatımızda daha etkin olacağını görüyoruz. Tabii bu aynı zamanda burjuvazi tarafından demin söylemiş olduğum süper
gözetleme, denetleme devletine milletin alıştırılması açısından da bir bir imkan, bir antrenman dönemi olarak kullanılıyor. Herhalde zamanımı yeterinden çok aştım. Geri kalan kısmında da sorularda şey yaparız herhalde. Varsa konuşuruz. İki dakika tamamlayacağım diyorsunuz. Yok, tamam, burada bitireyim. Başka bir şeye girdiğim zaman gene uzayacak ama bu kadar beklettik mi insanları, bir söylemek istedikleri vardır. Ne bileyim, sormak istedikleri vardır. Biraz da ona zaman bırakayım. Yani not önümde çok ama şey yapayım. Yani burada bir momente geldim. Yani burada bırakabilirim diye düşünüyorum. Sorular varsa işte ona göre sorularla devam ederiz. Olur mu? Olur. Şimdi arkadaşlar.